Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hızlı yayınları 7. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Rasyonel sayılarla ve rasyonel sayılarla işlemler 2. ünitedeydik arkadaşlar. Bugünkü konumuz rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler. Matematik problemlerinde de birden fazla işlemin olması durumunda bu işlemleri belirli bir sıraya göre yapmamızı gerektirir. Bu sıralamalarda genellikle aşağıdaki işlem önceliği sırasına dikkat edilmelidir. İşlem önceliği arkadaşlar üslü işlemler, parantezli işlemler, çarpma ve bölme işlemler eğer ikisi de varsa arkadaşlar soldan sağa doğru sıra takip edilir. Sonra toplama ve çıkarma işlemi geliyor. Yine sadece toplama ve çıkarma varsa soldan sağa doğru yapıyoruz. Burada bize örnek vermiş arkadaşlar. Biz buradan ilk önce üstü ifadelerin değerlerini yazıyoruz. Yani 1 bölü 2'nin değerini 1 bölü 4 olarak yazdık. Sonra parantezin içerisine bakıyoruz. Çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım. Dolayısıyla 1 bölü 4'ü 2 ile genişletiyorum. Bakın burası 2 bölü 8 oldu. 2 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkardım. Parantezin içerisi 1 bölü 8 olarak geldi. Artık benim işlemim 5 bölü 4 artı 1 bölü 8. Toplam işlemini yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım arkadaşlar. 2 ile genişletip eşitliyorum. 2 ile genişlettiğimde 10 olur. 10 ile 1'i topladım. 11 paydamda 8'di cevabım 11 bölü 8 olarak gelir arkadaşlar. Kesir çizgisi kullanılarak verilen çok adımlı işlemlerde işlem önceliği en uzun çiz en uzun kesir çizgisine göre belirlenir. Kesir çizgisinin belirttiği bölme işleminden önce pay ve paydadaki işlemler yapılır demiş. Burada bize bir örnek ve de çözümünü vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Buraya geldiğinde toplama ve de çarpma var. İlk önce çarpmayla başlayacağız. Bunları çarpıyorum. Bu ikisi sadeleşir. Burası 3 bölü 10 artı 1 bölü 2 olarak gelir. Toplam işlemini yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım. Dolayısıyla 5 ile genişleteceğim. Cevabım 8 bölü 10 olarak gelir. Hatta sadeleştiriyorum 4 bölü 5. Buraya geldim. İlk önce bölme işlemini yapa, yapmam lazım. 1 bölü 3 aynen yazıyorum eksi. Şimdi bölme işleminde birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp. Bakın, bu ikisi sadeleşir burada 3 burada 1 kalır. Burası 1 bölü 3 eksi 3 olarak geldi. Çıkarma işlemini yapabilmem için paydalarımın eşit olması gerekirdi. 1 bölü 3 eksi 9 bölü 3 oldu. Cevabım eksi 8 bölü 3 olarak gelir. Buraya geldiğinde arkadaşlar bakın birinci parantezde 3 bölü 7 bölüm 0 tam 10 8. Hatta şunu şu şekilde yazmak istiyorum. Burası 8 bölü 10 arkadaşlar. Direkt Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp kısmına geçelim. Çarpı ikinci parantezde yine bölme işlemi var. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası 3 çarpı 10'dan 30 olarak gelir. Burası 7 çarpı 8'den arkadaşlar 56 olarak gelir. Hatta bunu arkadaşlar 2 ile sadeleştiriyorum. Burası 15 bölü 28 olarak geliyor. Çarpı burası bana 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak geldi. Eşittir cevabım 15 bölü 56 olarak geldi. Buraya baktığımda burası 2 bölü 10'dur. Paydalarımı eşitleyebilmem için burayı 2 ile genişleteceğim. Burası arkadaşlar 18 bölü 10. Şimdi birazcık daha büyük yazalım. 18 bölü 10 artı 2 bölü 10 bölüm. Buraya geldiğimde burayı 2 ile genişletiyorum. Burası 14 bölü 30 eksi 11 bölü 30 olur. Birinci paranteze geldim. Burayı topluyorum arkadaşlar. 20 bölü 10'dan 2 olarak gelir bölü. Burayı çıkarıyorum. 14 bölü 11'den pardon 14'ten 11'i çıkardım. 3 bölü 30 oldu. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. 30'u 3'e de 10 gelir. 2 çarpı 10'dan cevabım 20'dir. buraya geldiğimde burası arkadaşlar 13 bölü 10'dur. Paydamı 40'ta eşitlemek istiyorum. Burayı 5 ile burayı 4 ile genişleteceğim. Aynı şekilde burası da 13 bölü 10'dur. Paydayı 40'ta eşitleyeceğim. Burayı 10 ile burayı 4 ile genişletiyorum. Burası bana 75 bölü 40 olarak gelir. Eksi 52 bölü 40'tır. Eksi. İkinci paranteze geldim. Burası 70 bölü 40'tır. Eksi 52 bölü 40 diyoruz. 75'ten arkadaşlar 52'yi çıkardığımda burası 23 yapıyor. 23 bölü 40 eksi. İkinci paranteze geldim. 70'ten 52'yi çıkardığımda arkadaşlar burası bir bakalım 18 olarak geliyor. Benim buradan cevabım 5 bölü 40 olarak gelir. Yani 1 bölü 8 olarak geldi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar birinci paranteze bakıyorum. Burası 24 bölü 10'dur. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp diyoruz. Bölü. İkinci parantezde 5 bölü 6 çarpı 4 bölü 10 var. Bakın arkadaşlar burada bu ikisi sadeleşti. Işte burası 2 burası 1 geldi. Bu ikisi sadeleşti. Işte burası 2 burası 1 geldi. 2 i̇ki bölü 2'den cevabım 1 oldu. Bölüm. İkinci paranteze geldim arkadaşlar. Burası 2 kalır. Burası 3. 5 ile 2'yi çarptım arkadaşlar. 10 yapar. 3 ile 10'u çarptım. Burası 30 yaptı. Bir daha bir kontrol ediyorum. Burası 5 bölü 6. Burası 4 bölü 10. Hatta şu ikisini de sadeleştirelim. Şuraya bir daha bakalım. 5 bölü 6 çarpı 4 bölü 10. Bakın bu ikisi gitti. 2 kalır. Bu ikisini sadeleştirdim. Burada 2, burada 3 kaldı. Yani burası 2 bölü 6 olarak geldi. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. Burası 3 olarak gelir arkadaşlar. Aşağıda verilen çok adımlı işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. İlk önce parantezin içerisine bakacağız. Burada bölme işlemi var. Bölme işleminde birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp diyorduk. 6 ile 18 sadeleşsin. Burada 3, burada 1 kaldı. Bakın parantezin içerisi 5 bölü 21 olarak geldi. Çarpı 7 bölü 10. 5 ile 10 sadeleşti. Burada 2, burada 1 kalır. 7 ile 21 sadeleşti. Burada 3, burada 1 kaldı. Cevabım 1 bölü 6 olarak geldi. Buraya geldim. Paydalarımızı eşitleyeceğiz ilk önce. Burayı 2, burayı 3 ile genişletiyorum. Birinci parantezin içerisi 5 bölü 2 eksi 14 bölü 2 olarak gelir çarpı. İkinci parantezimin içi 2 bölü 3 artı 9 bölü 3 olarak gelir. Eşittir. Buraya arkadaşlar dikkat ederseniz burası eksi 9 bölü 2 çarpı 11 bölü 3 olarak geldim. 9 ile 3 sadeleşsin. Burada 3 kaldı. Burada 1. Benim buradan cevabım eksi 33 bölü 2 olarak gelir. Buraya baktığımızda burada ilk önce bölme işlemiyle başlayacağız. 1 bölü 10 artı bölme işlemini şurada yapacağım. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Bakın arkadaşlar bu ikisi sadeleşir. Burada 5 burada 1 kalır. Bu ikisi sadeleşir. Burada 2, burada 5 kalır. Burası 2 bölü 25 olarak gelir. Geldim buraya 2 bölü 25'i yazdım. Eksi 9 bölü 5. Paydalarımı eşitleyeceğim. Paydalarımı 50'de eşitleyeceğim. Burayı 5, burayı 2, burayı 10 ile genişlettim. Burası bana 5 bölü 10. Burası bana 4 bölü 10. Burası bana eksi 90 bölü. Pardon paydalarımız 50 olmuştu. Paydaları 50 olarak yazalım. Bölüm 50 bölü 50. Burası arkadaşlar eksi 81 bölü 50 olarak gelir. Buraya geldiğimizde ilk önce parantezin içerisine bakacağız. Dolayısıyla burayı 2 ile genişletiyorum. Parantezin içerisi 2 bölü 16 eksi 9 bölü 16 olarak geldi. Eşittir diyorum. 35 bölü 24 bölü. Bakın burası arkadaşlar eksi 7 bölü 16 olur. Eşittir. Bölme işleminde birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp yapıyorduk. 35 ile 7 sadeleşsin. Burada 5 kaldı. Burada 1. 16 ile 24'ü sadeleştireceğim. İkisini de 8'e bölüyorum. Burada 3 kalır. Burada 2. Yani burası eksi 10 bölü 3 olarak geldi arkadaşlar. Buraya geldiğimde ilk önce tam sayılı kesiri bileşik kesire çevireceğim. 3 bölü 4 bölü. 1 tam 3 bölü 5 arkadaşlar 8 bölü 5'tir bölü 55 bölüm 16. İlk önce bu ikisiyle başlayacağım. Burada yapıyorum. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. Burası 15 bölü 32 olarak geldi. Yani bu ikisinin gördüğüm yere 15 bölü 32 yazarak devam ediyorum. Bölüm 55 bölü 16. Yine aynı şekilde birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. Bu ikisini sadeleştirdim. Burada iki kalır. Burada bir. Yani arkadaşlar burası 15 bölü 100 olarak gelir arkadaşlar. Pardon 110. Burayı arkadaşlar 5 ile sadeleştirelim. 3 bölü 22 olarak buluruz. Buraya geldiğimde ilk önce parantezin içerisine bakacağım. Burası 2 eksi 5 bölü 6. Paydaları eşitlemek için burayı 6 ile genişletiyorum. Burası 2 eksi 5 bölü 6 bölü. Parantezimin içerisine bakıyorum. 12 bölü 6 eksi 5 bölü 6 yapar. Eşittir diyorum. 2-5 bölü 6 bölüm. Parantezin içerisi arkadaşlar 7 bölü 6 olarak geldi. Şu anda yapmam gereken işlem bölme işlemi. 2-5 bölü 6. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Bu ikisi sadeleşir. 2-5 bölü 7 oldu. Çıkarma işlemini yapabilmem için paydalarımın eşit işte olması lazım. 14 bölü 7 eksi 5 bölü 7 olur arkadaşlar. Çıkardığımda da 9 bölü 7 sonucunu bulurum. Buraya geldiğimde paydalarımı eşitleyeceğim. Burayı ben 12'de eşitleyeceğim arkadaşlar. Burayı 4, burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 4, burayı da 2 ile genişletiyorum. Şimdi birinci parantezim 4 bölü 12 artı 2 bölü 12 oldu bölü ikinci parantezim eksi 4 bölü 12 eksi 2 bölü 12 oldu eşittir burası 6 bölü 12 olur bölü burası eksi 6 bölü 12 olarak geldi arkadaşlar ne yapıyoruz birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp bu ikisi sadeleşir bu ikisi de sadeleşir cevabım eksi 1 olarak gelir Buraya gelelim arkadaşlar. Burası 15 bölü 100 bölü 5 bölü 10'dur. Eksi. Burası 2 bölü 1 bölü 2 bölü 100'dür. Çarpı. Burası 3 bölü 100 eksi 3 bölü 10'dur. Eşittir diyeceğim. Bakın birinciye bakıyorum. Yukarıya aynen yaz. Aşağıyı ters çevir çarp eksi. Bunları hatta parantez alalım karışmasın diye. Yukarıyı aynen yaz, aşağıyı ters çevir, çarp. E e, burada çarpım varmış zaten. Buraya geldim. Yukarıyı aynen yaz, aşağıyı ters çevir, çarp. 15 ile 5'i sadeleştireceğim. Şöyle kalem bir değiştirelim. Burası 3 kaldı. Burada 10 kaldı. Yani burası arkadaşlar 3 bölü 10 olur eksi. Bu ikisi sadeleşti işte burada sadece 100 kalır çarpı. Bu ikisi sadeleşti işte burada da 1 bölü 10 kaldı. Eşittir 3 bölü 10. Bakın bu ikisi sadeleşir. Işte burası eksi 10 olarak gelir. 3 bölü 10'dan 10'u çıkaracağım. Paydaları eşitlemek için burayı 10 ile genişletiyorum. 3 bölü 10 eksi 100 bölü 10 yapar cevabım eksi 97 bölü 10 olarak geldi arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ilk önce paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 2 bölü 2, burayı 3 bölü 3, burayı 4 bölü 4, burayı 15 bölü 15 olarak yazıyoruz. Birinci parantezimizin içi 3 bölü 2 olarak gelir. İkincisinin içi 4 bölü 3 olarak gelir. Üçüncüsünün içi 5 bölü 4 olarak gelir. Derken ta ki 16 bölü 15'e kadar geldi. Bakın 3'lü 3, 3 sadeleşti. 4 ile 4 sadeleşti. 5 ile 5 sadeleşti derken. Burada arkadaşlar 15 bölü 14 var. Buradaki 14 ile buradaki 14. Buradaki 15 ile buradaki 15 sadeleşir. Burası 16 bölü 2'den 8 olarak gelir arkadaşlar. Buraya geldik. Paydaları 12'de eşitleyelim. Burayı 6, burayı 4, burayı 3, pardon burayı 4, burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı da 12 ile genişleteceğim. Birinci parantezim 6 bölü 12 artı 4 bölü 3 olarak gelir. Eksi. İkinci parantezim 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 olarak gelir. Artı 12 bölüm 12 eşittir diyorum. Birinci parantezimin içerisi 10 bölü 12 olarak gelir. Şurası 12 idi. Eksi. İkinci parantezimin içerisi 1 bölü 12 artı 12 bölü 12. Dikkat ederseniz burası arkadaşlar 21 bölü 12 olarak gelir. Hatta ben burayı 3 ile sadeleştiriyorum. 7 bölü 4 sonucunu buluyorum. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.